Evet, The Middle East dergisinden almış arkadaşlar bu. And still they come. Ve hala veya yine de, şuradaki still, yine de geliyorlar. Bu ifade arkadaş, Las Vegas'ın kuruluşunda and they will come şu şekilde bir ifade var. Las Vegas'ı kuran adam bir normalde mafya. Çölün gidiyor ortasına bir tane kocaman bir otel ve gazino yapıyor. Herkes diyorlar ki hani buraya yapıyorsun da sen ne olacak? Hiç kimse gelmez buraya. O da diyor ki sen güzel bir şey inşa et, onlar gelirler. Built it and they will come. Dediğim gibi. Evet. Kim demiştir diyor bak işte mesela. Bir tane filmden alma. Ha, belki ben yanlış hatırlıyorum. Bu filmi hatırlıyor musunuz? Kevin Costner'ın oynadığı bir beyzbol filmi. Evet. Oradan buraya demek ki gönderme yapmışlar. Despite the political upheavals in the Arab world and the financial crisis in the Eurozone, the Middle East and North African region is gaining ground to become one of the world's top tourist destinations. Despite, neye rağmen, Arap dünyasındaki politik, siyasi upheavallara, evet, ani ve hızlı değişim. Genellikle upheaval kötü yönde olur. Çünkü olan, var olan bir şeyi birdenbire değiştiriyorsanız, hani olumlu olmaz, çok zor. Arap dünyasındaki politik değişimlere, kargaşaya ve Eurozondaki, Avrupa zonundaki, Avrupa bölgesindeki finansal krize rağmen Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi is gaining ground. Gain ground. Mesafe almak, ilerlemek. To become one of the world's top tourist destinations. Dünyanın en önemli turist destinasyonlarından birisi haline gelme konusunda ilerleme kaydediyor. Destinasyon da aynen Türkçe'de destinasyon diye geçmiş. Normalde gidilecek yer anlamında ama turist destination olunca turistik yer demek. Business is booming in places like Dubai, Abu Dhabi, Qatar and Oman, while in countries such as Egypt, Tunisia and Morocco, the emphasis is on new policies which aim to promote investment and job creation, along with more moderate price facilities for both business and travelers and tourists. Business is booming. İş dünyası booming. Evet, patlama şeklinde hızlı bir artış. Boom. Business is booming dediği zaman iş çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Nerede? In place like, şunun gibi yerlerde. In places like, şunun gibi yerlerde. İş çok hızlı gelişiyor, iş dünyası. While ne oluyorken? In countries such as Egypt, Tunisia and Morocco, Mısır, Tunus ve Fas gibi ülkelerde ne olurken? The emphasis is on new policies. Emphasis, vurgu. Yapılan vurgu yeni politikalar konusunda. Emphasis on'la kullanılır. Yeni politikalara vurgu yapılırken. Bu yeni politikaların özelliği ne? Bu politikalar ki aim to promote investment and job creation. Yatırım ve iş oluşturmayı artırmayı hedefleyen yeni politikalar. Along with neyin yanı sıra? Yanı sıra more moderately priced facilities for both business travelers and tourists. Both and hem iş için seyahat edenler hem de turistler için daha moderately priced facilities. Moderate ılımlı, orta halli. Ilımlı şekilde ücretlendirilmiş tesislerin yanı sıra yatırım ve iş oluşturmayı, iş imkanı açmayı, geliştirmeyi hedefleyen yeni politikalara vurgu yapılıyor. Şu ülkelerde burada işler gelişirken. Şuradaki while'ı buraya da alabilirsiniz. Burada da kullanabilirsiniz. Her ikisi de doğru. The region's airlines are rapidly expanding their routes in the US, Europe, Asia and Africa. While cruise operators from Mediterranean to Black Sea report increased bookings. The region's airlines, White Sea'ye güldün değil mi?
Evet. The Regent's Airlines, oraya geleceğiz şimdi. Bu bölgenin hava yolları rapidly, hızlı bir şekilde expanding, genişliyor, genişliyor. Burada expanding, genişletiyor. Their routes, rotalarını hızlı bir şekilde genişletiyorlar. Amerika, Avrupa ve Asya'da ve Afrika'da. Ne olurken? While cruise operators, evet, cruise, gezi için yapılan gemi seyahatleri. Bu cruise hem geminin ismidir, cruise ship diye geçer çünkü, hem de o seyahatin ismidir. İşte bu tür seyahat düzenleyenler, Beyaz Deniz'den, değil mi, White Sea, kim diyormuş öyle? Sayın Başbakanımız, sen söyleyince ben öğrenmiş oldum, yoksa haberleri dinlemediğim için çok bilmiyorum. White Sea to the Black Sea, Beyaz Deniz'den Karadeniz'e kadar işte bu gemi seyahati düzenleyenler report increased bookings. Ne rapor ediyorlar? Artan booking, rezervasyonlar rapor ediyor, bildiriyorlarken gemi seyahati yapanlar havaalanları da rotalarını genişletiyorlar. Global chains such as Marriott, Radisson, Golden Tulip and Accor, along with private entrepreneurs in the region, are planning multi-million dollar new hotels, resorts and theme parks. Global chains, küresel zincirler. Bu şekilde sadece zincir dendiğinde arkadaşlar iki temel şey anlaşılır. Birincisi otel zinciridir, ikincisi restoran zinciridir. Küresel zincirler such as Marriott, Radisson, Golden Tulip and Accor. Bunun gibi küresel otel zincirleri. Along with private entrepreneurs in the region. Bölgedeki özel girişimcilerin yanı sıra. Şunun gibi küresel zincirler are planning. Planlıyorlar. Ne planlıyorlar? Multimilyon, yani çok 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 milyon dolarlık yeni oteller, yeni resortlar ve yeni theme parklar. Theme park dediğini arkadaşlar bir teması olan eğlence parkları. Mesela Disney World. Mesela ne bileyim, Hollywood'un falan bir sürü var. Otelle resortun farkı ne? Resortların içerisinde otel oluyor ama resortlarda aynı zamanda işte dinlenme için, eğlence için de yerler var. Ne bileyim, plajı var vesaire vesaire. Değişik böyle otelin yanı sıra, yani sadece kalmanın yanı sıra değişik böyle aktiviteler de sunan yerler, resortlar. Otel mesela şehir merkezinde de otel var. Değil mi? Ama onun plajı yok. Yani Kayseri olsa, denize getirmiş olsak plajı olur. Evet, demek ki küresel şunların yanı sıra bölgedeki özel girişimciler de oteller, resortlar, multimilyon dolarlık hem de planlıyorlar. Specialty tourism featuring shopping holidays, sporting events, eco tours, luxury, beauty, health and spa treatments, homestays and culinary delights, bunların hepsi is adding a level of sophistication to an industry that is already renowned for its year-round sunshine, historic and cultural sites, and most importantly, its traditional hospitality. Evet, specialty tourism. Özel bir turizm şekli, yani özel bir şeye yönelen turizmler. Onlar da anlatıyor, şunlar işte. Featuring, içeren, şunları içeren özel turizm şekli. Genel değil yani, özel bir şekilde. Mesela golf turizmi, değil mi? Sağlık turizmi şeklinde. Neleri içeriyor bunlar da? Shopping holidays, alışveriş tatilleri, sporting events, sport olayları, event olay demektir. Eco tours, ekoturizm, luxury, lüks, beauty, şurada virgül olacak normalde, beauty, güzellik, sağlık ve spa treatments, kaplıca tedavi. Spa treatment dedik, kaplıca tedavileri, homestays, ev kalmalar. Ne demek ev kalması? Şuna aile yanında kalıyor. Aynı öyle. Siz gidiyorsunuz, bir başka birisinin evinde kalıyorsunuz. O geliyor sizin evinizde kalıyor falan. Veya hatta hani değişim olmasa da vatandaş mesela diyelim ki 6 ay Avustralya'da yaşıyor. 6 ay evi boş. Boş duracağına kira getirsin. Culinary delights. Culinary, mutfak, çok güzel. Delight da tat normalde. Bu da mutfakla alakalı damak turizmi diyebiliriz buna. Türkiye'de yine bu çok yok ama
NTV'de yayın yapan bir adam var. Elleri titriyor. Vedat Milor. Vedat Milor mesela. Aynen öyle. Veyahut da darbukatör bir abimiz var. Ayhan şapkasıyla dolaşıyor İtalya'da falan. Severim o adamı. Neydi? Ayhan? Ama adı Ayhan değil mi? Tamam. Nasıl? Entel dantel diyoruz. Aynen öyle. Severim kendisini. Bir adam daha var. Murat diye. Yuvalak gözüktü falan. O da kanal tuttu. Gastronom. Onların yaptığı şey işte gezip dolaşıp bu culinary delight'ları bulmak, tanıtmak. Hatta Cemil Nurdan yaşıyor. Öyle mi? Ortaya bir şey getir olayı var değil mi? Avrupa'da gurmeler tadına bakar. Bizdekiler sizi Evet, bizdekiler hakkını veriyor canım. Evet, işte specialty tourism, şunu içeren özel turizm şekilleri is adding a level of sophistication. Bir, sofistikasyon, karmaşıklık seviyesi ilave ediyor. Nereye? To an industry, bir endüstriye, bir karmaşıklık yani bir üst seviye ilave ediyor. Bu endüstri ki already renowned. Zaten meşhur, renowned bir şeyle, for'la kullanılır, bir şeyle ünlü, bir şeyiyle tanınıyor. Renowned for its year-round sunshine, şununla, bunların hepsiyle zaten ünlü olan bir endüstriye. Burada endüstri sanayi dediği de turizm sanayi. Böyle bir sanayiye işte bir sofistikasyon seviyesi katıyor. Bir karmaşıklık yani bir üst düzeylik ekliyor. Neyle ünlü peki? Year round sunshine. Year round sene boyunca, bütün yıl boyunca görülen güneş, gün ışığı, tarihi ve kültürel yerler ve en önemlisi de geleneksel hospitality, misafirperverlikleriyle ünlü olan bir endüstriye dediğimiz gibi daha bir sofistike, üstünlük, karmaşıklık seviyesi katıyor. Sophistication. Daha güzel bir Türkçe bulmamız lazım buna. Sofistikasyon oturmadı yani. Kaşarlık demiş, iyi mi? Var mı böyle bir şey ya? Evet. Evet, complexity demişiz. Devam. Ne yapalım? Elimizden bu kadar geldi. Within the region, Turkey's hotels recorded an impressive increase last year in revenues per available room. Buna da RevPAR deniyormuş. Bu bölge içerisinde Türkiye'nin otelleri recorded an impressive increase last year. Geçen sene impressive, etkileyici bir artış kaydetmişler. Hangi konuda bu artış? Revenues per available room. Mevcut oda başına gelir. Per başına demekti. Percent, o da buradan geliyor. Percent. Aynen öyle. Percent. Per capita. Ülkelerin kişi başı gelir. Hesaplanırken per capita diye söylenir. Bunu yine mesela per head, değil mi? Kelle başı demek. Hakikaten öyle. Bizim Türkçedeki kelle başı karşılığı per head. Efendim, vesaire vesaire. Burada da per available room, mevcut oda başına gelirlerde RevPAR geçen sene etkileyici bir artış kaydetmiş Türkiye'nin otelleri. These were up by an average of 24%. Nokta. These, yani gelirler, were up, artmıştı. Ne kadar? Oran bildiriyor. By an average of 24%. An average of, ortalama %24'lük bir oranda. Buradaki oran onu bay oranı vurguluyor. Bir artış. Pardon, bunlar bu kadar oranda artmıştı. Veya arttı. O da kabul. Stability, strong economic growth and value for money were the key factors supporting the rise according to Paris-based consultants MKG Hospitality. Stability, istikrar, kuvvetli ekonomik artış ve value for money, para için değer. Ne demek bu? Paranın değerinin artması değil. Value for money arkadaşlar, kavram olarak öğrenmeniz gereken bir şeydir. Paranızın karşılığında aldığınız değer demek bu. Mesela
5 yıldızlı 2 tane otel var. Birine gidiyorsunuz, ne bileyim, açık büfe yok. O zaman ne oldu? Paranızın karşılığını alamadınız. Value for money elde edemediniz. Value for money bir açıdan da aslında ucuz demektir. Çünkü X miktarda paraya daha fazla ürün, hizmet elde ediyorsunuz. Value for money. Bir, paranızın karşılığını almak. İkincisi de X miktarda paraya daha fazla ürün ve hizmet almak. Demek ki istikrar, kuvvetli ekonomik büyüme ve value for money were the key factors. Anahtar veyahut da kilit faktörler de supporting the rise. Bu artışı destekleyen, değil mi? Sonunda ink olursa böyle yapan eden diyorduk. Destekleyen kilit faktörlerdi. Kime göre? Paris merkezli MKG Hospitality isimli danışman şirkete göre. Devam edeyim mi yoksa bırakayım mı? Nasıl istersiniz? Bitiriyoruz. Peki.